Hocam yeni sorumuz Buse Hanım'dan, Buse Öncü. Diyor ki Sinan Hoca'nın kitabında da denk gelmiştim. Değişen Beynim kitabında gitar çalma hikayesini asla unutamam. Kendisi de gitar çalıyormuş, bu yüzden çok ilgisini çekmiş. Diyor ki ileride cerrah olmak istiyorum, fazlasıyla çalışıyorum fakat sorum şu, insan beyninin çalışırken bir dolma süresi, dinlenme süresi var mı? Mesela bünyeden bünyeye değişir mi yoksa belirli bir zamanı var mı? Beyin yorulur mu? Beynimizi nasıl dinlendirmemiz gerekir? Beyin kalp gibi yorulmaya programlanmamış aslında. Fakat yoruluyor. Daha doğrusu yorulma dediğimiz şey beyindeki bazı devreler, özellikle dikkat devreleri. Yani bir işi yaparken düşünce gücümüzü, dikkatimizi oraya yoğunlaştıran devreler çok hızlı bir şekilde yorulabiliyor. Bunun da temel nedeni o yaptığımız işi yeterince yüksek bir motivasyonla ya da duygusal bir istekle yapmıyor oluşumuzdur. Rutin işler, bizi sıkan işler, beynimize bir yenilik olduğu sağlamayan işler bizi sıklıkla çabucak yorar. Yorar ki bizi o işten bir şekilde yapamızı sıyıralım ve varlığımıza daha yarayacak ve belki de boş boş aylaklık yapacak bir zaman bulalım kendimize ya da daha sevdiğimiz bir işe yönelim diye. Şimdi eğer müziği çok seviyor ve gitar çalmak istiyorsanız, gitar çalışırken asla yorulmazsınız. Cerrahlığı çok seviyor ve saatlerce ameliyatlara girip cerrahları seyrediyor, usta cerrahları seyrediyor ve sonra onları elinizden geldiğince denemek için bir fırsat buluyorsanız bu işten asla yorulmazsınız. Ben bir oyunculuğu seviyorsanız devamlı olarak böyle işte provalar bilmem neler yapmak sizi hiçbir şekilde yormaz. Velhasıl kelam, sevdiğiniz işte yorulmazsınız. Ama tabii ki bütün gün 24 saat sevdiğiniz işleri yapamıyoruz. Bazen sevmediğimiz işleri de yapmamız gerekiyor. Sevmediğimiz işleri yaparken de en kolay yolu, yani yorulmadan, bıkmadan bu işleri yapmanın yolu, kısa küçük hedefler belirleyip sevmediğimiz işlerin minik parçalarını bitirdikten sonra başka işlere atlamaktır. Farklı çeşitte, farklı efsafta, farklı özellikte işler arasında dikkatimiz gezdikçe birinde yorulan özellikler diğerinde dinlenecektir ve böylece günümüzün içerisinde farklı farklı aktiviteleri belli bir sırayla yerleştirerek sıkılmadan hepsini gün içinde tamamlayabiliriz aslında. Teorik olarak bu böyle. Fakat biz keyif ve hedoni çağındayız. Yani artık çarpıya basarak istemediğimiz şeyleri internetten kapatabilecek şekilde bir içerik tüketmeye çok alıştı beynimiz. Dolayısıyla istemediğimiz işleri yapmak konusunda ciddi bir sıkıntı hissedebiliyoruz. Bunu aşmanın da önemli bir yolu. Ne olursa olsun öyle bir iş bitecek. Yani neticede bunu yapmak zorundasınız. Hep söylüyorum, yapılacak işler listenizin yanında bir yaptım listesi de olsun. Muhakkak yaptığınız işleri gün içerisinde bir kenara not edin. Ona sıklıkla bakın. Bu sizin motivasyonunuzu artırır. İşin geri kalan parçalarını daha hızlı bitirebilmenizi de sağlayacak. Ama hayatınızın içerisinde sizi akışa sokacak, zihninizi büyük bir keyif alıp götürecek, size zamanını tutacak bir uğraşınız yoksa hemen bir tane edinin. Çünkü böyle bir uğraş diğer bütün yaptığınız işlerdeki performansınızı çok çok üst düzeye çıkaracaktır. Yoksa rutin işte insan hayat geçirebilecek bir canlı değil. Sonra mutsuz olursunuz benden söyleyeyim. Peki bu beynin alma kapasitesi dediğimiz ya da beynin yorulması, yıpranması durumu dediğimiz aldığımız yaşlara bağlı olarak değişen bir şey mi? Yaş sayısal olarak bir anlam ifade etmez. Yani insan, beyin için. Tabii ki. Hı hı. Beyinde hatta şöyle bir şey oluyor. Yaşlandıkça işleri daha kolay halledebilecek kısa yol devreleri oluşuyor. Bilgelik dediğimiz bir nasıl diyelim hal oluyor. Özellikle dolu ve amaçlı yaşanmış hayatlardan sonra bunu daha fazla görebiliyorsunuz. Efendim belli içsel hedeflere doğru çok uzun süre gitmiş insanlarda o hedeflere dair işte bir halk arasında mesela teraset, basiret dediğimiz geniş bir görüşün oluşmaya başladığını görüyorsunuz. Yani yaşla aslında işleri halledebilme kapasitemiz artıyor. Bunun da çok iyi bir örneği. Bu aralar işte 50-60 yaşından sonra üniversite okuyan üniversite öğrencilerimizin sayısında ilginç bir artış var. Birkaç senedir biz böyle hani yaşlı öğrencilerimizi görebiliyoruz ama asla ihtiyar değiller. Çünkü hani bu yaş almakla beraber onlara ekstra bir azim geliyor ve şunu fark ediyoruz. Derslerde birçok genç öğrenciden daha başarılılar. Çünkü daha önceki hayat deneyimleri bizim derslerde genç öğrencileri anlatmakta çok zorlandığımız şeyler onların çok daha kolay kavrayabilmelerini sağlıyor. Yaşlılıkta bağlantısal ve örüntüsel bir öğrenme yeteneğinin çok arttığını biliyoruz. Dolayısıyla tekrar edeyim,
Bunu izler genç arkadaşlar. Bugün nasıl yaşıyorsanız yaşlılıkta da onun ürünlerini alacaksınız. Hayatı kafanızda 3 tane 25 yıllık bölüme bölebilirsiniz. Birinci 25 yıllık yaşama şekliniz, ikinci 25 yıllık sen olacağınızı belirler. Ve ikinci 25 yılın hali de son 25 yılınızı belirleyecek. Dolayısıyla bence şu anda ne yapabiliyorsanız onu yapın. Zevk alın. Çünkü hayat kısa.